şeker pancarından çok daha düşük kalorili, glisemik endeksi çok düşük. Bunu Gümüşova'da mesela çok güzel Burhan Zoral diye bir çiftçi var. Artık stevia'nın şeyini üretiyor. Çok güzel. Fidesini üretiyor. Bu işte hangi bölgede, hangi toprak yapısında? Sizin göreve geldiğiniz dönemde sizinle başlayalım. Son iki sene tabii. Çok güzel. Çok bu güzel. Son iki senede yaptığımız niçin iş bu. Niçin sizin de arkanızda durduğumuzun da eyvallah, bir şekilde. Eyvallah estağfurullah evet. Başkanım evet, Allah evet. Razı olsun. Şimdi bir dönümde şu bitkilerde evet. Başarı sağladık. Evet. Benim bile Hacı Yakup'ta üniversiteye bağışladım. 10 dönümlük arazide evet. Adaçayı, sarı kantor, önce biberiye evet. Dikildi. Yani keşke Düzce'li biraz daha ilgi evet. Gösterse. Düzce'li olmak, Düzce'de, Düzce Üniversitesi'nde görev yapmak. Toprağı düşündürüyor işte. Düzce insanı düşündürüyor. Evet. Yani bu sağdan ve çocukluktan geldiğiniz, bu bitkilere biraz daha yakın olmak oluşunuz. Yani, sizi bu konuya biraz daha teşvik hani etti diye. Fındığa bu kadar yani fındık bile devam evet. Ediyor olsa Düzce'de evet. Yani fındık verimliliğini de artırmak için Akçakoca'da evet. Fındık merkezi kurduk. Çok güzel, biliyorsunuz çok güzel. Şimdi onun inşallah Ağustos'ta açacağız. Fındık altında bile yetişebilecek mesela burada şeyimiz var mı? Isırgan vardı sanki ama. Hani ısırgan. Evet, ısırgan, şu ısırgan fındık altında da yetişiyor mesela. Bu ısırganın kanser falan da çok. Tabii tabii bunlar şey, o yüzden evet. Şey tıbbi bitki adı evet, zaten evet, o yüzden. Evet, ama bu bildiğimiz bizi evet. Hani bağda bahçede yakan ısırgan değil bu. Evde yapıyorlar özel, böyle ısırgan çorbası yapıyorlar. O yemeklik ısırgan, bu tür değil o. Ha öyle mi? Yok yok. Ha, yani buradakileri işte burada önemli olan başkanım şey türünü bilmek yani. Evet, evet. Bu bunların da milyon tane şeyi doğru, var. Doğru. Türü var yani. Çok teşekkür ediyorum.